İyi akşamlar. Saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Gülnay Selçuk. Dünya haberlerinde satır aralarından derlediğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Dünya dönüyor. Başlasın. Sıradaki haberimiz yaklaşan meteorolojik evreyle ilgili ama o meteorolojik evreden önce bir fotoğraf üzerinden değerlendirelim yaklaşacak olan günleri. Hemen arkamda bu bir animasyon değil, bu bir gerçek fotoğraf. Rusya'dan, Moskova kentinden bir fotoğraf. Bir alışveriş merkezinin gece görüntülenen otopark görüntüsü bu. Otoparktaki araçların ne kadar düzenli sıralandığı gözümüze çarpıyor. Artı bu karla kaplı olan otoparkta aynı zamanda sadece bir aracın yerinden çıktığı da gölgelenme ile gözler önüne serilmiş durumda. Bu kadar sert bir kış şu dönemden itibaren yaşanabilir mi? Sanırım geliyor. Kuzey Atlantik Okyanusu sularındaki düşük dolaşımın mini bir buzul çağını başlatabileceği uyarısı yapıldı bugün iklim bilimciler tarafından. Bilim insanları okyanus üzerinde keşfettikleri dolaşımın M.Ö. 1600 ve 1800 yılları arasında yaşanan küçük buz çağındaki gelişmelere birebir benzediğini ifade ettiler. Küçük buz çağında Baltık Denizi ve Avrupa'daki birçok göl ve nehir donmuştu. Kuzey Atlantik Meridyenel Devinim Sirkülasyonu, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun bir kolu olarak kutuplara sıcak su ve ekvatora doğru da soğuk su akıntısı getirilmesini sağlıyor. Ancak bilim insanları bu dolaşımın olması gerekenden çok daha düşük seviyelere indiğini belirtiyor. Bu da bize daha önce M.Ö. 1600'lü yıllarda yaşanan küçük buzul çağının birebir aynısı bir örnek olarak yaşandığını gözler önüne seriyor. Yeni araştırmalarda Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki su seviyesinin son 1500 yıl içerisinde en düşük seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Araştırmacılar bunun Kuzey Amerika ve Avrupa kıtasındaki iklim değişikliğine de büyük etkisi olduğu görüşünde. Hong Kong Üniversitesi'ndeki uzmanlar Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki su seviyesindeki azalmanın Grönland'daki buz tabakasının erimesi ve küresel ısınmayla doğrudan bağlantısı olduğu görüşünde. Şimdi bir rekor denemesiyle devam edeceğiz ama ondan önce bu rekor denemesine ait bir fotoğraf var tam da o ana ilişkin. Peki şimdi baktığımız zaman arkada Leeds Cimnastik Kulübü'nün levhası var. İngiltere'den geldi bu rekor. İki cimnastik barı gözümüze çarpıyor fotoğrafta. Bu iki bar arasında daha önce denenmemiş bir şey yaptı. 26 yaşındaki jimnastikçi Ashley Watson. Ashley Watson iki bar arasında sadece kendi devinim hızıyla herhangi bir tetikleyici güç olmadan uçarak erişimi sağladı. O anların fotoğrafı işte böyle belli belirsiz ekrana yansırken görüntüler de şimdi ekrana tam da o ana ilişkin yavaşlatılmış şekilde geliyor ve geldi. Evet şimdi görüntüler İngiltere'den. İngiltere'nin Leeds Jimnastik Kulübü'ne ait bir salonda denemesini gerçekleştiriyor. 26 yaşındaki ünlü sporcu, jimnastikçi Ashley Watson. Evet bu rekorun bu kadar fazla gündeme gelmesinin temel nedeni ise yaklaşık 6 metre havada herhangi bir şeye dokunmadan yatay uçuş gerçekleştiriyor olması. Ashley Watson'ın sadece 8 kere deneme gerçekleştiriyor serbest şekilde ve 8. de başardığını söylüyor. Daha önce jimnastik aleminde hiç denenmeyen bir uygulama bu ve ilk denemesinde olmasa da 8. denemede jürinin gözleri önünde hem hızı hem de atladığı mesafe ölçülerek başarıya ulaşmış durumda Ashley Watson. Şimdiden Guinness Rekorlar kitabında yerini aldı bile izlemiş olduğunuz bu muhteşem atlayış. Psikiyatristler, terapistler, psikologlar genellikle hep o dingin ruh halleri,
ve engin düşünce tarzlarıyla hepimizin dikkatini çeker, takdirini toplar. Ancak şimdi öyle bir terapist getireceğiz ki ekrana, ki fotoğrafta küçük bir kopyasını da vermiş bulunuyoruz bunun. Bir rehabilitasyon merkezine gideceğiz hep beraber. İşte bu arkadaşın nasıl da rehabilitasyon merkezindeki hastalara hem dokunarak hem de duygularıyla yardımcı olduğunu gözler önüne seren video geliyor. Efendim, kendisi kocaman ama dokunuşları ve varlığı gerçekten çok büyük bir etki yaratıyor rehabilitasyon merkezinde. Atımızın ismi Peyo, 14 yaşında. Fransa'nın Dijon kentinden geliyor bu görüntü. Dijon Rehabilitasyon Merkezi'ne kendisi yönlenerek gidiyor. Onu kimse o hastaneye yönlendirmiyormuş. Haftada en az 2 kere hastanenin içine giriyor ve oradaki desteğe ihtiyacı olan, hem psikolojik hem de fizyolojik desteğe ihtiyacı olan hastaları kendisi belirleyerek, seçerek tek tek odalarına giriyormuş. Yelesindeki saçlarını eğer görme şansımız olabilirse görüntünün ilerleyen bölümlerinde, işte geldi. Örgü şeklinde, bu nedenden dolayı da onu bir Buda terapistine benzetiyorlar. Bir Budist at diyorlar onun için. Ve artık ismi şu günlerde Doktor Peyo'ya çıkmış atın. Çünkü gerçekten hem psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanların yanında herhangi bir zorlama olmaksızın uzun süre bekliyor. Hem de bu bekleyişin ardından eğer hastadan pozitif bir enerji alırsa çok küçük dokunuşlarla ona yaklaşıyor ve temas edene kadar, bir enerji alışverişi gerçekleşene kadar da hastaların yanından ayrılmıyor efendim. Evet, otizmli çocuklarda da, bazı özel hastalıklar ve sendromlarda da atlı terapiler artık Türkiye'de de gündemde, ama böylesini gerçekten şimdiye kadar hiç görmemiştik. Şimdi gelelim bir yine Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru gidiyoruz. Avrupa'dan Amerika'ya geçelim. Florida eyaletinden bir kaza görüntüsü gelecek ama gerçekten akıl almaz bir kaza. Tam anlamıyla West Palm plajının kuzeyindeki bir otoyolda kameralara yansıyan bir kaza. Saniye saniye görüntülenmiş. Kazadan sonraki şema bu şekilde. Oldukça sağlam olarak tabir ettiğimiz taşıtlar var, ters dönen bu kaza nedeniyle. Şimdi görüntülerimiz gelsin. Bakın nasıl bir hız kontrol sırasında kaza meydana gelmiş Florida'da. Efendim, otoyolda hız limitini aşan taşıtlar için bir kontrol sırasında yaşanıyor bu kaza. Araçlardan biri durmak isterken bir anda kontrolünü kaybediyor ve dönmeye başlıyor. Bir önceki kontrolde durdurulan bir araca, ardından da o araç sürücüsüyle birlikte bir polis memuruna çarpıyor araç. Bu olaydan sonra biri ağır, 3 kişi yaralanıyor. Ve ağır yaralı olan kişi ise 31 yaşındaki Mitil Patel isimli bir polis memuru. Kazanın ardından yoğun bir müdahale süreci başlıyor ambulanslarla Mitil Patel'e. Ama maalesef müdahale yetersiz kalıyor ve bu kazada 2 yaralı var. Biri aracın sürücüsü, biri hemen çarptığı kişilerden biri. Diğer sarı yelekli görmüş olduğunuz polis memuru ise maalesef kurtarılamıyor, hayatını kaybediyor bu kazayla birlikte. Çok serin, çok farklı bir havası var timsahların, korkutucu demeyeceğim ama o kadar büyük korunaklı bir cilt dokusuna sahipler ki, dünyanın DNA'sı bozulmayan, en başta gelen, DNA'sı bozulmamış olarak büyüyen ve gelişen en yaşlı canlılarından bir tanesi timsahlar. Anlayamadığımız içgüdüleri var. Bu içgüdülerden bir tanesini de yine Florida eyaletinde göstermiş. Bir nehrin kenarında güneşlenmekte olan 85 yaşındaki bir kişiyi ısırmış bu timsah. Ve o ısırmadan sonra bakın başına neler geliyor. Hemen timsahımızı izleyelim. Evet, görüntüler Florida'dan. Yaklaşık 9 feet uzunluğunda bir timsah avını izliyorsunuz. Bu avdan sadece birkaç saat önce ise bu timsahın, bu yaramaz timsahın maalesef 85 yaşındaki bir yaşlının bacağını ısırdığı biliniyor. Şimdi de polis işte o kişiye ait olan ayakkabıyı sudan çekmiş durumda.
O sahil şeridini sıklıkla kullanan, o sahil şeridinde sıklıkla görülen bir canlı aslında timsah ama şu ana kadar hiç bu kadar büyüğüne rastlamadığını söylüyor doğa bilimciler. Hemen onu özel kelepçeler ve iplerle etkisiz hale getiriyorlar. 85 yaşındaki kişi ise hafif yaralı olarak bu olayı atlatıyor. Çok derin bir travma elbette ama şimdi sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Bu timsah yargılansın ya da ötenaziye başvurulsun, etkisiz bir şekilde etkisiz hale getirilsin görüşünü paylaşanlar da var. 85 yaşındaki yaralı gibi, yani ısırdığı kişi gibi onu doğaya salın, o doğasını yaşasın diyenler de var efendim. Şimdi uzaydan gelişmeler anlatmasak olmazdı. Geçtiğimiz Ekim ayında bir kozmonot ve bir astronotu taşıyan Soyuz MS-10 roketi hatırlayacaksınız. Yeryüzünden ayrıldıktan birkaç saat sonra, birkaç dakika sonra çok özür dilerim, arızalanarak geri dönmüştü. Şimdi ise yeni bir çıkış yapmak üzere, bu kez MS-10 değil ama 11 yola çıkmış durumda. Hatta ulaşmak istediği noktaya ulaşmış ki uzay bilim insanlarının o kavuşma anlarını da biz ekrana getirelim diye hemen görüntülerimiz gelsin. Kazakistan'daki Baykonur uzay üstünden Soyuz MS-11 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Ve yaklaşık 6 saat sonra da o Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntüler geliyor şimdi ekrana. A warm welcome from the Expedition 57 crew. Haberle ilgili daha fazla ayrıntı vermek gerekirse kapsülün fırlatılma anı oldukça başarılıydı. Ve kapsülün içinde Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı astronotu David Sanjak ve Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA astronotu Anna McLean'i taşıyan Soyuz MS-11 kapsülü yerel saatle 17.31'de Baykonur uzay üstünden fırlatıldı ve 6 saat sonra hedefe ulaştı. İşte gelen görüntüler kapsülün erişimi sağlandıktan hemen sonraki anlara ilişkin. NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor. Soyuz MS-11 uçuşunda ise bu kez kozmonotlar Kononenko ve McLean'in farklı çalışmalar için hedefe ulaştığı biliniyor. Evet, çok farklı bir aktivist var şimdi hemen arkamdaki fotoğrafta. Aslında biz bugünlerde Polonya'da bir iklim değişikliği zirvesi olduğunu hatırlatmıştık, aktarmıştık haberlerimizde. Hem dün hem de ana haberdeki haberlerimizle. 2 hafta sürecekti bu iklim değişikliği zirvesi. Devam ediyor ve o iklim değişikliği zirvesinden önce harekete geçen bir genç kız, fotoğraftaki genç kız. O aslında bir lise öğrencisi. Yaşı da oldukça küçük, 15 yaşında. Ve geçtiğimiz bir yıl süresince okula gitmeden İsveç'te, Stockholm'de bir eylem süreci başlatıyor. İklim için, daha doğru bir atmosfer için kendisi eylem yapıyor ve oturma eylemi düzenliyor tek başına. Arkadaşlarına da çok farklı mesajları var elbette. Bunu da konferanstaki konuşmasından biraz detaylar aktararak aktaracağız ama hemen bir sonraki fotoğrafımıza da bir bakalım. Çok kararlı, mimiklerinden zaten belli, göreceksiniz. İnsanlara özellikle pet şişelerle ilgili ona soru soranlara, ona yaklaşanlara çok ciddi bilgiler veriyor. Elimizdeki bir pet şişenin topraktaki ömrünü anlatıyor, aktarıyor. Bir sonraki fotoğrafımıza da bakalım. Evet, tıpkı burada oturduğu gibi önünde bazı bültenleri var, raporları var. O raporları da Greta Thunberg ona yaklaşan herkese birer birer anlatarak büyük bir çığır açmış durumda. Şimdi artık ona destek veren yüzlerce arkadaşı da var ve bu yüzden, bu başarısı, bu cesur aktivasyonu yüzünden Polonya'daki iklim zirvesinde dün bir konuşma gerçekleştirdi. Hemen bu konuşmadan ön plana çıkan bazı başlıkları size aktaralım. Diyor ki Greta, ben başlangıçta bir kişiydim ama şu an çok fazlayım. Biz iklim değişikliği konusunu inanılmaz önemsiyoruz. Öğretmenlerim, okulum beni anlıyorlar. Her zaman umuda sahip olmak zorundayız ama umut
yeterli değil ve umut olmadan hiçbir şey yapamayacağımızın farkındayım diyor. Ve bir şey yapmamak ve umudun olmaması iklim değişikliğine engel olmamak için bir bahane değildir diyor. Hepimizin ihtiyacı olan bir adım, umudumuz için bir eylemdir diyor. Çünkü harekete geçtikten sonra umut her yerde var. Umarım umut içinde iklim değişikliği için mücadele etmeye hep beraber devam edeceğiz diye bir mesaj veriyor Greta hem dünyaya hem yaşıtlarına. Şimdi harika bir görüntü gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan bir buz hokeyi müsabakasından. Şimdi pistte maçın sonunda neler atılabilir? Hemen onu konuşalım. İsterseniz Türkiye ile kıyaslayacak olursak pet şişi atmıyorlar. Madeni paralar atmıyorlar. Kesici aletler atmıyorlar. Çakmak atmıyorlar. Hiç aklınıza gelmeyen bir şey atıyorlar. Yumuşak oyuncaklar atılıyor. Kimsenin kafasına gözüne zarar vermeden. İşte o güzel maç finalinin görüntülerine dağıtılıyor. Her yıl Noel öncesi yapılan son maçta toplanan oyuncaklar. Biz de böyle bir şey yapabiliriz pekala, öyle değil mi? Noktayı koyuyoruz efendim. Ayrıntılar ve daha fazlası için 19'da.